Sevilay Yılman, Bülent Arınç'ta mı ihraç edilecek? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapis cezasına çarptırılması kararına dair çok enteresan bir isimden çok farklı bir yorum geldi. Canan Hanım'ı sevmediğini, beğenmediğini ve yazdıklarına da kesinlikle katılmadığını belirttikten sonra ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız diyerek Adeta iktidar cephesine gol atan eski AK Parti milletvekili ve meclis başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın bu tavrı sadece iktidar kanadını değil muhalif kesimleri de epeyce şaşırttı. Tabi tam bu karar siyasi mi yoksa hukuki mi tartışmasının olduğu bir dönemde ilk üyesi Arınç'ın ben de bir hukukçuyum. Bu mesajlar toplumu infiale sürükleyecek olsa 2013'te bir soruşturma açardı savcılarımız. Ama üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dava açılıp hemen 2-3 celsede karar veriliyorsa buna nasıl bakmak lazım ifadelerini kullanması. Bir de kayyumla alakalı konuşurken üzerine ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ü benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir. Sözleri akıllara bu arınç ne yapmaya çalışıyor sorusunu getirdi. Çok çeşitli tezler var bu soruya cevaben. Bir kısmına göre Arınç Partisi'nin toplum nezdindeki algısını dengeleme maksadıyla bu tavrı sergiledi. Onlara göre danışıklı dövüş söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu her şey. Yani bir anlamda iyi e polis rolünü oynuyor Bülent Bey. Bazıları ise tam terzi tezi savunuyor. Onlar da Arınç'ın kurucuları arasında olduğu partisinin kuruluş felsefesinden fazlasıyla uzaklaştığını ve partinin lideri Erdoğan ve kurmaylarına bu uzaklaşmanın pek hayra alamet olmadığını göstermek, işaret etmek için bu ekstrem çıkışı yaptığını düşünüyor. Diyorlar ki, Tipik Bülent Arınç kimseye sormamıştır, kimseyle konuşmamıştır, sonucunun neye mal olacağını, nasıl bir reaksiyona neden olacağını hesaplamadan kendi kendine almıştır bu tavrı. Ona göre AK Parti son dönemde freni patlamış bir kamyon gibi uçurma doğru sürükleniyor, bir ağabeyin eski ama usta bir kaptan olan kendisinin de yapması gereken şey, hızla gitmekte olan kamyona atlayıp el frenini çekip kamyonu mümkün olduğunca erken durdurmak. Bir kısma göre ise gemileri yaktı Bülent Arınç. O da artık bir yol ayrımında ve ayrılmadan evvelde ne niyette ne görüşte olduğunu kamuoyuna açıkça deklare edip öyle gitmek istedi. Bir küçük grupsa diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında AK Parti genel başkanlığını başka bir isme devretmek gibi bir proje var. Eğer Erdoğan bu projeyi hayata geçirme kararını verirse partinin liderinin kim olacağını da genel kurul üyelerine bırakacak. Yani emanetçi bir genel başkan değil, seçilmiş bir genel başkana devredecek koltuğu. Arınç Erdoğan'ın yakın gelecekte hayata geçireceği bu projeye dahil olmak istediği için bu çıkıntılıkları yapıyor. Bana sorarsanız eğer bu tezlerden en inandırıcı geleni ilk tez. Yani şu danışıklı dövüş meselesi. Sevilay Yılman, Habertürk.